Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size İncili Oya yapımının anlatımını yapacağım inşallah. Şu şekilde malzemelerim var. Şöyle rengimi aldım, ip rengimi şu şekilde küçük boyutta, çok küçük de değil. Yani milim olarak tam bir bilgim yok. Ben göz kararı alıyorum arkadaşlar. İnce iğne yardımıyla ipimi dizdim, hazır ettim. Tabii ki bu alt sırasını gittiğiniz zaman siz bunları dizerseniz daha iyi olur. Şöyle bir mendilim var. Oya yapmak için kullandığım. Kenarına gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Instagram sayfamda da daha önce paylaşmıştım. Bebe mavisi rengiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar, abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi de açık tutarak çektiğim videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, bu arasını kenar giderken bunu bakın daha sık yapıyorum. Siz onu belirleyebilirsiniz. Mesafesini iki zincir çekerek gidiyorum arkadaşlar. Göstermek amaçlı. Şimdi birazcık daha arasını açtım arkadaşlar. Tamamen sizin göz tercihinizde. Benim gittiğim bu şekildeki bir mesafede gidiyorum ben. Bu daha sıkı. Böyle de gidebilirsiniz. Kalın tığdan ince tığa geçiş yapınca bir anda zor oluyor, kusura bakmayın. Çok eskiden çok aşinaydım, yani çok alışkındım bu tığa. Ama uzun süredir elime almıyorum, özellikle de patik örmeye başladığımdan beri. O yüzden affola, kusurum varsa diyorum. Şu şekilde kenarına gittim ben. Göstereyim. Geriye döndüm. İpimi koparmayacağım. Şöyle bir zincir çekerek bir örümcek oluşturuyorum. Yanındaki zincir içine battım. Bir zincir çekiyorum. Örümceklerimi çekmeden önce bir zincir çekiyorum. Biraz sabit dursun diye tekrar bir zincir çektim. Örümceğimi yaptım. Yanındakine batıyorum. Bir zincir çektim. Örümceğimi yaptım. Bir zincir çektim. Bu örümcekleri siz kalem veya daha geniş bir ürün yardımıyla onları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha aynı boyutta olsun diye ben göz kararı yapıyorum bu şekilde. Tabi hepsini aynı boyutta da tutmam imkansız. Sizin tercihinize kalmış. Biraz böyle örümceklerimizi örelim. Beyaz üzerinde rengimi bu şekilde canlı bir renk tercih ettim.
Video çekerken belirgin olması için görüntü netliği daha güzel olsun diye. Her bir arayı atlamadan batıyoruz. Bu birkaç sırada tamamlanıyor. Şimdi kenar gitme dedik. Onu hallettik. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. Örümceklerimizi örerek bir sonraki aşamada incilerimizi dizeceğiz. Son birkaç tane daha yapayım. Son biri olsun bu. Şimdi tekrar geri döndüm. İpimi koparmak istemediğim için göstermek amaçlı. Tabi siz bu sırayı bitirdikten sonra bu yüzünden başlayın arkadaşlar. Ya da şöyle yapayım ben. Tekrar belli olsun diye. Düz yüzü olsun. Sıkıntı yok. Tekrar ipimi düğümü atıyorum. Arkadakini çektim, sabitledim örümceğimi, bir zincirimi çektim. Şimdi bir tanem yakınlaştırayım, incilerimi şöyle elimle toplayayım ki almam kolay olsun. Bir, yine arka dalından alıyoruz. 2 ve 3. 3 örümceği aldık. İncimizi koyuyoruz. Şu genişlikte yine aynı boyutlara yakın bir örümcek yapıyorum. Tekrar 1 2 ve 3 3 adet aldıktan sonra bir zincir çekiyorum. Boncuğumu ipime alıp örümceğin içinde kalacak arkadaşlar. Yani ben şu anda tarif verdiğim için ayarlarımı dengesiz yapabilirim. Bu içinde kalıyor. Tekrar 1, 2 ve 3 yaptım. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç.
Bir. İki. Üç. Yani hepsi aynı ayarda olunca arkadaşlar güzel bir görüntü oluyor mu? Fakat ben şu anda acele ettiğim için biraz da incimi koydum. Bir, iki ve üç. Bunu da birleştirdim. Tekrar koyarak şöyle bir örümcek oluşturdum. Bunu da şu son atalım. Burada ipini yine kestim. Kısımdan başlayacağız yine. Bu da üçüncü sıramız oluyor. 1, 2, 3. Son sıramızı da sık iğne yaparak öreceğiz. İpimi açıyorum. Düğümledim ipimi. Şu kalan incinin olduğu, bakın, dalı değil, iki dalı var ya arkadaşlar, oraya sık iğne yaparak ben o yaptığım oyada 17 tane sık iğne sığdırmıştım. Bu sizin incinizin genişliği ile de alakalı. Küçük olursa, yani sığana kadar, kaç adet sığıyorsa o kadar sığdırmaya çalışın. Daha güzel bir görüntü alacaktır. Son bir tane daha yapacağım buraya. Bakın burada arada kalıyor. Hatta iki de sar. Diğerine hemen geçiyorum. Bakın ince olan aradaki inciler kalıyor. Kalan iki dalı alıp içerisine sığdığı kadar dediğim, siz örümceklerinizin ayarını hep bir ayarda tutmaya çalışın arkadaşlar. Ben hepsini 17 doldum. Hani sığdığı kadar derken, birine 17, birine 15, birine 20 sık iğne yaparsanız bu sefer o tepelerdeki sık iğneler hepsi aynı görüntüyü almaz. Bunu belirtmiş olayım. Bir diğerine geçtim. Mesela ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 17, 18 adet sık iğne sığdırıyorum ben. Geçtim diğerine hemen. Diğerine geçtim. Evet arkadaşlar, incir oyamızın yapımı da bu şekildeydi. Çok güzel duran bir oya. Her rengi kesinlikle muhteşem olur. Ben bebe mavisini denemiştim. Bu renkle de size tekrar tarifini verdim. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar anlatımımı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Başka bir videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.